Bismillahirrahmanirrahim. Bâbu nikâhil mührim. Bu bab mührim olan bir zatın nikahlanması, başka bir kadınla evlenmesi caiz midir, değil midir? Bunu beyan buyuracak. Haddesena Yunus'u kâle akberen ebn-i vehbin enne maliken ve ebn-i ebi zibin haddesahu en nafi'in en nübeyhi ibn-i vehbin. Nübeyhi ibn-i vehbden rivayet ediyor. O da kim? Ahi beni Abdiddar. Beni Abdiddar'ın akrabalarından, o kabileden, o da beni Hacebi, Abderi. En Eban ibn-i Osman'a kâle semiyatu ebi. Eban diyor ki, babamı işittim. Kim bu? Osman ibn-i Affan radıyallahu anh. Yekulu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular. La yenkehul mührimi mührim, kimseyle tezevvüc edemez. Ve la yünkehü, kimseyi de tezvic edemez. Ve la yahtibu, başka bir kadının nikahını da talep edemez. Hıkbe derler. Yani kadının nikahını istemek. Bunların üçünü mühürün bir kimse yapamaz. Haddesena Yezid ibn-i Sinan kâle, haddesena Büşür ibn-i Ömer kâle, haddesena Malikun el-Nafi'in Ali ibn-i Ömer. Tezekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi Hazreti Osman radıyallahu anh'ten eyni hadis-i şerifi rivayet ediyor. Gayre ennehu lem yekul. O ikinci rivayet edemedi. Ve la yahtibu ve la yahtibu demedi. Haddesena Yezidu kâle haddesena Yezidu kâle haddesena Ebu Amir el-Agadiyyü kâle haddesena Süleyh ibn-i Süleyman el-Abdülcebbar ibn-i Lübeyh ibn-i Vehbi an ebihi en Eban ibn-i Osman en Osman radıyallahu ta'ala anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Hazreti Osman diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. La yenkehu ve la yünkehu ve la yahtibu. Mührim bir adam kendisi evlenemez. Başka birisini nikah ettiremez. Bir kadını da başkasına tezvic edemez. Ve la yahtibu, kadının nikahını da talep edemez. Hıkbe, evlenmek istemez, istiyorum demesi yani. Bu da caiz değil. Haddesena Muhammed ibn Cafer ibn Hafs'ın kâle haddesena Yusuf'ül Kattan kâle haddesena Selemetü binül Fadıl. Ebu Seleme demiş yanlış. Haddesena Selemetü binül Fadıl en İshak ibn Raşid en Zeyd ibn Ali'in en Eban ibn Osman en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve mislehu. Hazreti Osman Peygamber Efendimiz'den aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Muhammed ibn Cafer terikiyle. Gayre ennehu lem yekulu. Bir rivayette yok. Ve la yahtibu ve la yahtibu kelimesi yok. Haddesena Ahmed ibn Davud kâle haddesena Ebu Me'merin kâle haddesena Abdülvaris kâle haddesena Eyyub ibn Musa'l Mekkiyyü kâle haddeseni Nübeyh an Eban ibn Osman radıyallahu anhu kâle haddesena Osman radıyallahu anhu anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Eban Osman diyor ki babam Osman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ederek buyurdu ki kâle Peygamber Efendimiz buyurdular el mührimu mührim la yenkehu tezevvüc edemez ve la yenkehu tezvic edemez. Kâle Ebu Cafer fezehebe kavmun bir kavm zahib oldular ila hadel hadis bu hadise zahib oldular. Fekâlu dediler ki la yecûzü lil mührimi mührime caiz değildir. En yenkehe tezevvüc etmesi ve la yenkehe tezvic etmesi ve la yahtibe kadın nikahını talep etmesi. Bu üçü de ona caiz değildir mührim olan kimseye. Ve halefen fî zâlike âkherun. Ülemanın diğerleri bunları muhalefet eylediler. Fekalu dediler ki la nera bi zâlike küllihi be'sen. Bunların hepsinde be'es görmüyoruz. Evlenebilir de başka bir kadını tezvic edebiliyor. Bir kadının evlenmesinde teklif edebilir. Lil mührimi mührimin bunda mührim olan bir kimse bunların üçünü de yapabilir. Velakinnehu in tezevvec. Lakin eğer tezevvüc ederse fela yenbeği lehu, ona layık değildir. En yedhule biha, kadına zifaf olması hatta yehille, ihramdan çıkıncaya kadar şeriat döşeğine gitmesi o caiz olmaz. Ve ihteccu fi zalike, bu mesele hakkında ihticac eylediler. Bima bir hadisle ki haddesena, bize rivayet eyledi Rebiyul Mezzin'e. قال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا محمد بن إسحاق ها وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن هارون قال حدثنا أبي قال حدثني ابن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح
hem Mücahid'in ve Ata'ın İbni Abbas'ın radıyallahu anhüma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Abbas diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tezevvece Meymunete bintel Haris. Meymune bintel Haris'i tezevvüce eyledi, nikah eyledi ve huve haramun yenisi mührim idi. Fekame bi Mekke'se selasen Mekke-i Mükerreme'de 3 gün ikamet eyledi. Ömre kazasını yaptığı vakitte feetahu Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldi. Hüveytib kim o? İbni Abdülüzzah. Abdülüzzah'ın oğlu Hüveytib geldi. Fî neferin min Kureyş'in, Kureyş'ten bir cemaatle fil yevmi salisi üçüncü günü geldiler. Fekalü dediler ki innehu gadin gada eceluke senin müddetin bitti. Fahruc enna Mekke'den çık git diye Peygamber Efendimiz'i sıkıştırdılar. Fekale Resulullah Efendimiz buyurdu ki ve ma aleykum sizin üzerinize ne oldu ki lev teriktumuni beni bıraksaydınız fe arrestu ben hüküm yapsaydım beyne ezuhurikum sizin içinizde aranızda fe senâna aleyküm size de yapmış olsaydım taamen taam fe hazartumuhu siz de ona hazır olsaydınız yani hüküm yemekinde siz de bulunsaydınız. Fekalu dediler ki la hacete lena bizim ihtiyacımız olmadı fi taamike senin yemekinde bizim ihtiyacımız yok fahrucenle bizden çık git dediler. Harice Nebiyyullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de çıktı ve harice bir meymunete meymuneyi de çıkardı hatta arrese biha dükününü yaptı bir serifin serifte. Serif Mekke-i Mükerreme'den 10 mil uzaklıkta Medine yolunda bir yer. Şimdi Vadi Fatma denilen yerler. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا رياح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz تزوج ميمونة بنت الحارث Peygamber Efendimiz Hz. Meymune'yi nikah buyurdu ve huve muhrimun kendisi de ihramlıydı. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بين حديث شريف عبد الله بن عباس روايتي لدي حدثنا علي بن شيبة رضي الله عنه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم yine Abdullah İbni Abbas'tan İmam-ı Tahavi Ali İbni Şeybe tarikiyle de rivayet eyledi. Haddesena Rabi'ül Mezzinu kâle haddesena Esed Hâhad ve haddesena Muhammed İbni Kuzeyme kâle haddesena Haccac kâle haddesena Hammad İbni Seleme en Hümeydin en İkrimete en İbni Abbas'in radıyallahu anhüma en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Abbas'tan Rabi'ül Mezzin ve Muhammed İbni Kuzeyme tarikiyle yine iki senetle rivayet eyledi İmam-ı Tahavi. حدثنا أبو بكرة وفهد قال حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا إسماعيل بن يحيى قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ين عبد الله بن عباسًا diğer senetlerle İmam-ı Tahavi bunu rivayet ediyor. قال عمرو بن دينار dedi ki فحدثني ابن شهاب بن شهاب بن روايته الذي kimden en Yezid ibn el-Asam Yezid ibn el-Asab'dan rivayet edildi ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nekaha meymunete Hazreti Meymuna radıyallahu anh'a nikah buyurdular ve hiye khaletuhu meymune de Yezid ibn el-Asam'ın halasıydı ve huve halalun halal idi, ihramda değildi. Peygamber Efendimiz ihramda olmadığı halde onu nikah buyurdular. Kale amrim amr ibn-i dinar diyor ki fekultu li zühriyi ben zühriye dedim ki ve ma yedri Yezid ibn el-Asam Yezid ibn el-Asam ne biliyor? Arabiyyum bir Arabidir o. Bevvalun bevvaldır. Yani bevvalden sakınmayan bir adamdır. Etec'aluhu sen onu kılar mısın misle ibn Abbas? Abdullah ibn Abbas gibi mi kılarsan? Abdullah ibn Abbas bu ümmetin hibridir, alimidir. Yezid ibn el-Asam ne biliyor ki? Abdullah ibn Abbas'ın rivayetine itimat etmiyorsun da ona itimat ediyorsun. Çünkü Abdullah ibn Abbas dedi ki mührim idi. O da diyor ki hayır, mührim değildi. Amr ibn-i Dinar itiraz etti İmam-ı Zühri'ye. İmam-ı Zühri de şükür buyurdular.
حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا معل بن أسف قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة buyurdular ki tezevvece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bazı ailelerini tezevvüç buyurdular ve o mühribin kendisi ihramdaydı. Bazı aileleri dedi ki Hazreti Meymune radıyallahu anha. Haddesana Süleyman bin Şeyb kâle haddesana Halid bin Abdurrahman kâle haddesana Kamil Ebul Ala Nebi Salih an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle. Ebu Hureyre buyurdular ki tezevvece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Hazreti Meymune'yi tezevvüç buyurdular ve o mührimin kendisi ihramdaydı. فَقَالَ لَهُمْ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى. Şimdi bu ikinci zümre birçok hadisleri rivayet eylediler ki Peygamber Efendimiz Hazreti Meymune'yi tezevvüç buyurduğu vakitte ihramdaydı. Birinci makale sahipleri itiraz etti, dediler ki وَمَنْ كِمْ يُتَابِيَكُمْ size tabi oluyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tezevvece meymunete ve ve mührimin ihramdayken Hazreti Meymune'yi tezevvüç buyurdu diyorsunuz, size tabi olan kim? وَهَذَا بُرَافِ işte بُرَافِ وَمَيْمُونَةُ مَيْمُونَ يَزْكُرَانِ her ikisi de zikrediyorlar ki enne zâlike bu tezevvüç kâne minhü Peygamber Efendimiz'den oldu ve huve halalun Peygamber Efendimiz ihramda değildi, halal idi. Size bu tabi olan kim? Ebu Rafi, Peygamber Efendimiz'in kölesi, Hazreti Meymune, Sevce-i Mutahareleri, her ikisi de bu tezevvücün hukukunda Peygamber Efendimiz mührim değildi, helal idi diyorlar. Fezekeru, bunlar zikrediler. Neyi? Maşul bir delil olarak, maşul bir hadisi ki haddesena bize rivayet eyledi. İbn-i Merduk'in gâle haddesena Habban ibn-i Hilal, gâle haddesena Hammad ibn-i Zeyd'in an Matar'in an Rabi'ate, İbn Abi Abdurrahman en Süleyman ibn Yesar en Ebi Rafi annennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Rafi dedi ki Peygamber Efendimiz tezevvece Meymunete radıyallahu anh Hazreti Meymune'yi tezevvüç buyurdular, halalen halal olduğu halde ihramda değildi. Ve bena biha zifafta oldu, onun da halalen yine halal olduğu halde. Nikah ettiği vakitte de ihramda değildi, zifaf olduğu vakitte de ihramda değildi. Ve küntü ben oldum, Er-Resûle elçi oldum, beynihuma aralarında ben de elçiydim, Ebu Rafi diyor. Haddesena Rabi'ül Mezzini ve Rabi'ül Ceziyyü kâle haddesena Esedun Hâ ve haddesena Muhammed ibn Hüseyme kâle haddesena Haccacül kâle haddesena Hammad ibn Selemen Habib ibn Meymun ibn Mehran en Yezid ibn el-Asem en Meymunete binti el-Haris kâle. Bu evvelki hadis Ebu Rafi'nin helal olarak nikah buyurduğunu ispat eyledi. Bu da Hazreti Meymune radıyallahu anh'a da rivayet getirdi ki Hazreti Meymune buyurdular. Tezevveceni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz beni tezevvüç buyurdular. Bir serifin serif de ve nehnü helalan ikimiz de ihramda değil idik. Ba'dene raca min Mekke, Mekke'den rücu ettikten sonra Mekke'de ihramlarını yapmış bitmişler. Bu ispat ediyor ki ihramdan çıkmıştılar. وَلَمْ يَكُلْ اِبْنِ خُزَيْمَ فَقَدْ اِبْنِ خُزَيْمَ demedi. بَعْدَاً رَجَعَ مِنْ مَكَّةِ Mekke'den rücu ettikten sonra bu ibaresi yok. İbn-i Huzeyme'nin rivayetinde, Rebiyül Mezi'nin rivayetinde var. Rebiyül Cezi'nin rivayetinde var. Muhammed İbn-i Huzeyme'nin rivayetinde yok. حَدَّسَنَا يُنُسْ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّسَنِي جَرِيرُ اِبْنِ حَازِمْ اَنَّهُ مَا اَبَا فَزَارَتَ Cerir ibn Hazim diyor ki ben Ebu Fezare'yi eşittim. Haddis ve Yezid ibn el-Asam, Yezid ibn el-Asam'dan rivayet ediyordu. Kale akhbereni Meymunetu radıyallahu anh, Yezid dedi ki Hazreti Meymune radıyallahu anh'a bana haber verdi ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tezevvece Hazreti Meymune'yi tezevvüç buyurdular. Ne olduğu halde Peygamber Efendimiz helalen helal olduğu halde, ihramda olmadığı halde. Fekâne min hüccetina aleyhim. Bunlar böyle dediler ama bizim onların aleyhine hüccetimiz, yani Peygamber Efendimiz ihramdaydı diyoruz. Onlar da hayır ihramda değildi diyorlar. Bizim onların aleyhine olan hüccetimizdendir ki enne hâzel emre bu emir imkâne yûhazı min tarîki sıhhati isnad senetlerin sıhhati tarîkinden alınırsa ve istikameti senetlerin doğruluğu cihetiyle alınırsa ve hâkezâ mezhebhum onların İşte mezhepleri de bu ya, onların mezhebi de budur ki bir hadisin senedi kuvvetli olur, müstakim olursa o cihetle alınır. فَاِنَّ حَد۪يسَ اَب۪ي رَافِعَ اَب۪ي رَافِعِينَ hadisi.
اَلَّذ۪ي ذَكَرُوا ki işte bu zikreylediler ya buradaki Ebu Rafi diyor ve aralarında ilçiydim. İkisi de helal olduğu halde bu tezevüç hasıl oldu. فَاِنَّمَا رَوَاهُ bu hadisi rivayet eyledi Ebu Rafi'nin hadisini matarul verrak rivayet eyledi. وَمَتَرُوا مَتَرْدَ عِنْدَهُمْ onların indinde لَيْسَ هُوَ مَتَرُ olmadı. Mimmen bir kimselerden olmadı ki yuhtecü bi hadisi, onun hadisiyle ihticat olunur kimselerden olmadı. Yani zayıftır onun hadisine, rivayetine, sözüne o kadar itibar olunmaz. Fakat revahu Malik, halbuki İmam-ı Malik rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz mührim idi. Ve huve İmam-ı Malik azbatu minhu, materden daha zapt-ı kuvvetlidir ve ahfazu, hadisi daha çok güzel hifzeder. Fakata'ahu, o bunu mektu olarak, mevsul olarak değil de mektu olarak rivayet eyledi. Nasıl rivayet eyledi İmam Malik? İmam Malik de şöyle rivayet eyledi. Haddesena Yunus'u kâle akhberen ibn Vehbin enne Malik'en haddesehu an Rabi'at ibn Ebi Abdirrahman an Süleyman ibn Yesar enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz be'ase Ebu Rafi'in Mevla kölesi Ebu Rafi'yi gönderdi ve Resulü'n minel Ensar Ensar'dan da bir adamı gönderdi. Fezevvecahu, onlar tezvic ettiler Peygamber Efendimiz'e Meymunete bintel Haris. Meymune bintel Haris'i tezvic eylediler. Ve huve bil Medine, Peygamber Efendimiz de Medine-i Münevvere'deydi. Kable en yahruce, daha ömre kazasını çıkmazdan evvel. Ve haddese Yezid ibn-i Lassam, ve hadisu Yezid ibn-i Lassam, Yezid ibn-i Lassam'ın rivayet etmiş olduğu hadis. Fakat da'afahu Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar onu tazif eyledi fi hitabihi liz-Zühri'yi. İmam-ı Zühri'ye konuşmasında, hitabında onu tazif eyledi. Ve tereke Zühri'yi, Zühri de terk eyledi. El-inkâr aleyhi, ona inkar etmeyi terk eyledi. Ve ahrecehu min ehlil alim. Ehli alimden ihraç eyledi. Ve dedi ki bunu eyme, İmam Malik gibi büyük adamlar rivayet eylemiştir. Ve cealehu Yezid ibn-i Lassam'ı da kıldı Arabiyyen bevvalen, el-bevvalden sakınmayan bir Arabi kıldı. Ve hum yuda'ifûne racül, halbuki onlar tazif ederler el-racüle bir raviyi, ekelle min hâzel kelam, bu kelamdan daha az bir aybı olsa tazif eder, hadisini kabul etmezler. Ve bi kelami men, bir kimsenin kelamıyla ki huve ekellu min emri bin dinar, Amr ibn Dinar'dan ve Zühri'den daha aşağı o dereceye varmamış bir adam sözüyle de bir raviyi tazif ederler. Öyleyken burada hem böyle bir kelam olsun, hem de bunu tazif edenler Amr ibn Dinar, İmam-ı Zühri olsun, buna itiraz etsinler, bu olmaz. فَكَيْفَ نَصِلْ وَكَدْ اَجْمَعَ جَمِيعًا Amr ibn Dinar, Zühri ikisi de icma ilediler. عَلَى الْكَلَامِ بِمَا سَكَنَا zikrettiğimiz bu kelama, Arabi gümbevvalim dediler. Kim hakkında? Fî Yezid ibn-i Lassam, Yezid ibn-i Esem hakkında. Öyleyse Yezid ibn-i Esem'in rivayeti öteki kuvvetli zatların kuvvetli rivayetlerine mukabele edemez. Ve mâ hâze bununla beraber fe innel hüccete indekum, hüccet sizin indinizde fî meymûn ibn-i Mehran, Meymûn ibn-i Mehran hakkında huve o Cafer ibn-i Burgan, Cafer ibn-i Burgan'dır. Ve kadrevâ hâzel hadîse, halbuki Cafer ibn-i Burgan bu hadisi rivayet eyledi, munkati olarak. O da hadiste bu, haddesena Fethun gal, haddesena Ebu Nuaymin gal, haddesena Cafer ibn-i Burgan, en Meymun ibn-i Mehran, kâle küntü inle atayin, atanın yanındaydım, fecahu racülün, bir adam geldi, fekale dedi ki, hel yetezevvecül mührimü, mührim tezevvüc eder mi? Buyurdu. Fekale ata dedi. Fekale ataun, Ata dedi ki, مَا حَرَّمِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri haram kılmadı. اَنْنِكَاحَ نِكَاحِ مُزْ اَحَلَّهُ اُنِ حَلَلْ Kıldıktan sonra haram kılmadı. Yani ihramdayken nikah caiz olur. قَالَ مَيْمُونٌ Meymun dedi ki, فَقُلْتُ لَهُ Ben ona dedim ki, اِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللّٰهُ مَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ كَتَبَ اِلَيَّ Bana yazdı ki, اَنْسَلْ Sor, Yezid ibn-i Lassam, Yezid ibn-i Lassam'a sor. اَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz oldu mi? حَيْنَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً مَيْمُونَةً تَزَوَّجَ ettiği vakitte helalen helal oldu mi? اَوْ حَرَمَ يَخُدْ تَحَرَمْ مُ oldu? İhramda mıydı, değil miydi? فَقَالَ يَزِيدُ Yezid dedi ki, تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ Peygamber Efendimiz Hazreti Meymune'yi alır, tezevvüc ederken helal idi. İhramda değil idi. فَقَالَ عَتَاوٌ Ata dedi ki, مَا كُنَّا نَقُضُ هَذَا
biz bu hadisi almayız. İlla en meymuneten, meymuneten alırız. Künnâ nesme'u, biz eşittik ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tezevveceha, meymuneyi tezevvüce eyledi ve hu mührimin, o da mührim idi. Fe akbere Cafer ibn-i Burgan, Cafer ibn-i Burgan haber verdi en meymuni bin mehrem, meymuni bin mehremden neyi? Bir sebebi lezi şul, bir sebebi ki lehu, o sebep dolayısıyla veka vakuldi ileyhi ona. Hadel hadis, bu hadis ona ulaştı. O da en Yezid, kimden? En Yezid ibn-i Lesem. Ve ennehu innemâ kâne zâleke min kavli Yezid. Bu Yezid'in kavlindendir, Yezid'in fetvasıdır. La en meymunete, Hazreti Meymunet'ten rivayet değildir. Ve la en gayrha, başkasından da değil, Meymun'un gayrisinden. Sümme hâcce, sonra ihticac etti. Meymunun meynun bihi, bu rivayetle ata'ın ata'yı ihticac eyledi. Fezekerehu an Yezid'e, Yezid'den zikreyledi. Ve lem yücevvizhu bihi, Yezid'den ilerisine geçmedi. Yani Yezid kimden rivayet eylemiş, onu zikreylemedi. Hadis Yezid'de munkati oldu, kaldı. Felev kâne indehu, eğer onun indinde olsaydı. Emmen huve eb'adu minhu, Yezid'den daha yukarı, Resul-i Ekrem Efendimiz'e daha yakın bir raviden gelmiş olsaydı. Lehtecce bihi anan, lehticac ederdi aleyhi anan üzerine. Yüekkide zâlike hücceti, o kendi hüccetini tekit etsin için. Demek ki Yezid'de munkati bu hadis. فَهَذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيثِ, bu hadisin aslı işte eyla böylece en Yezid ibn el-Esim, Yezid ibn el-Esim'dendir. لَا اَنْ غَيْرِهِ, gayrisinden değildir. وَالَّذ۪ينَ رَوَّهُ شُبْرِ, kimseler ki rivayet eylediler kendini. نَبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَزَوَّجْهَا, Peygamber Efendimiz tezevvüç buyurdu. وَهُوَ مُحْرِمٌ, ihramda olduğu halde. Ve rivayet edenler ehl-i ilmin ehl-i ilimdirler. وَاَسْبَتَ أَصْحَابُ بِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, Abdullah ibn Abbas'ın ashabı, onun talebeleri ispat eylediler. Kim onlar? Sa'id ibn Cübeyr'in ve Ata'un ve Tavus'un ve Mücahid'un ve İkrimet'u ve Cabir ibn Zeyd'in, bunların hepsi ispat eylediler ki Peygamber Efendimiz mührim idi. Ve haulâ-i küllühüm, bunların hepsi de eyyimmetün, imamlardır, fukaha ve fakihlerdir. Yehteccü bi rivayatihim, bunların rivayetleriyle ihticac eder. Ve arayihim, bunların fikirleriyle. Kim? اَلَّذ۪ينَ شُرْبِ, kimseler ki nekalû, ondan neklettiler. Neklettiler. اَنْهُمْ, bu zavattan, bu zavattan nekledenlerin hepsi onların fikirleriyle ihticac ve rivayetleriyle ihticac ederler. فَكَذَٰلِكَ اِذَا, yine bunlardandır. مِنْهُمْ, bunlardandır. اَمْرُ بْنِ دِينَارِ وَاَيُّبُ السَّخْدِيَانِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَب۪ي لَح۪يجِ, bunlar da Peygamber Efendimiz'in mührim olarak tezevvüç buyurduğu diyen zevattandır. فَهَاُلَا اَيْذَا, bunlar da eyyimmetün, imamlardır. Yükteda bir rivayetiyim, bunların rivayetleriyle iktida edilir. ثُمَّ كَدْرُوْيَنَ عَيْشَةَ اِذَا اَزْرِتَ عَيْشَةً de rivayet edildi. مَا قَدْ وَافَكَ, muvafık olan şey neye? مَا رُوْيَنِ بِنْ اَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِمَا, Abdullah ibn Abbas'ın rivayetine muvafık olan bir rivayet geldi. وَرَوَى ذَٰلِكَ عَنْهَا, Hazreti Ayşe'den rivayet eyledi. Men, bir kimse ki la yeten vehadun fi, hiç kimse ona ta'an etmez. Kimdir o? Ebu Avane. Ebu Avane, ki kimse ona ta'an edemez. En mugireti, mugireden rivayet etti. Ane bidduha en mesruk. Ebidduha'dan, o da mesruktan. Fekullu ha'ula, bunların hepsi eyyimmetün, imamlardır. Yuhtecü bir rivayetin, bunların rivayetleriyle ihticac olunur. Fema ol bir şey ki revo, bunlar rivayet eylediler. Min zalik, Peygamber Efendimiz'in mührim olarak tezevvüç buyurmasından. Evla, daha evladır. Mimma, ol bir şeyden ki reva, rivayet edi. Men, bir kimse rivayet eyledi ki leyse kemislihim fitzabdi zabıtta, bunlar gibi, bunların misli değildir. Ve tesebbüti vel fıkhı vel emaneti, tesebbütte, fıkhıhte, emanette, bunlar gibi olmayan kimselerin rivayetinden ötekilerinki daha evladır. Ve emma hadis-i Osman radıyallahu anh, Hazreti Osman'ın hadisine gelince ki helal idi diyor. فَاِنَّمَا رَوَاهُ بُنِ رِوَاتِ اِلَد۪ي نُبَيْهُ بْنِ وَهْبٍ, نُبَيْهُ بْنِ وَهْبٍ رِوَاتِ اِلَد۪ي وَلَيْسَ كَعْمْرِ بْنِ دِينَارٍ, اَمْرِ بْنِ دِينَار gibi değildir. وَلَا كَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, وَلَا كَمَنْ رَوَا مَا يُوَافِقُ ذَٰلِكَ, buna muvafık olanın rivati gibi de değildir. O da kimden? اَمَّسُوْقِنَا عَيْشَةَ, bunlar gibi değildir. وَلَيْسَ لِنُبَيْهِنْ اَيْذَا مَوْضِعٌ فِي الْعَلْمِ, Nübeyh'in elimde mevzi'i de yoktur. Ne gibi? Kemevzi ahedin min men zekerina, bizim zikrettiğimiz adamlar gibi elimde bir şöhreti de yoktur. Fela yecudu, caiz olmaz. İzkâne kezalik, böyle olursa mesela en yu'arede mu'arede edile bihi, bu Nübeyh'in rivayetiyle mu'arez oluna cemi'u men zekerina,
bu zikrettiklerimizin cemisi. O da kimden? Yani bu adamların hepsine muareze eder. Mübeyhin hadisi. Onlar da kimden? Mimman revâ şul bir kimselerden ki onlar rivayet eylediler. Bi hilâfillezî revâ huvel. Nübeyh'in rivayetinin hilafını rivayet eden bu eymenin rivayetine Nübeyh'in hadisi muareze edemez. Hâzâ hükmü hâzâl bâb min tarîkil asar. Asar tarîkiyle bu babın hükmü budur. Fe emmen nazarı fî zâlik bunda kıyas ise fe innel mührime mührim haramun aleyhi ona haramdır cima'un nisa kadınlara tekarrub etmek fe ahtemelen yekûne akdü nikâin neke zâlik. Öyleyse nikahın akdi de böyle haramdır. Buna ihtimali var. Acaba doğru mu değil mi? فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ Buna da nezer eyledik. فَوَجَدْنَاهُمْ Biz ulemayı bulduk ki قَتَجْمَعُوا إِسْمَعِيلَ denir ki اَنَّهُ لَا بَأْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ Mührimin üzerine beys yoktur ki بَاَنْ يَتَّعَى جَارِيَةً بِي جَارِيَةً عَلَى وَلَكِنْ لَا يَتَوْهَا Ona tekarrub edemez hatta yehalli ihramdan çıkıncaya kadar. وَلَا بَأْسَ بَاَنْ يَشْتَرِيَ طَيْبًا Orada tip kelimesi yoksa koku da satın almada beys yoktur. لِيَتَطَيَّبَ بِهِ hukuki istimali de ba'de ma yehillü ihramdan çıktıktan sonra ve la bese beys olmadı ki ben yeşteriye kamisen liyelbesevu kümlek ala da sonra ki ba'de ma yehillü ihramdan çıktıktan sonra ve zâlikel cima'u ve tatayyubu ve libas işte cima tatayyub libas da haramun aleyhi kullu bunların hepsi haramdır ve hu mührimun halbuki o ihramdayken bunlar caiz değildir felem yekün hürmetü zâlik bunların hürmeti olmadı aleyhi mührim olun üzerine, mührim olan üzerine temne'uhu ona mani olmadı. Neye? Akdel mülke aleyhi. O şeyi satın almasına mani olmadı. Ve reynel mührime yine mührimi gördük ki ayıştari sayden, avu satın alamaz. Fehtemelen yekûne hükmü akdin nikah. İhtimali var ki akdin nikahın hükmü de ola ki hükmü akdi şirai saydi. Avu satın almanın akdi gibi ola. Ev hükmü akdi şirai ma vasafna yahut da bizim dediğimiz libas vesairenin alması gibi. Mimma sivazalik seyitten başka. Ya seyidi almak var bir de başka şeyleri almak var. Fe nezerna fî zâlik buna da nezer eyledik. Fe izâ men ahreme. Baktık ki bir adam ihram etse ve fe yedihi seyidun elinde de av olsa ümire emrolunur en yutlikahu onu itlak eder, bırakar, azad eder. Ve men bir kimse ki ührime ahreme ihram eyledi ve aleyhi kemisun. Onun üzerinde de gümrek var. Ve fiyatıhi tibun elinde de koku var. Ümire emrolunur en yatrahehu ve ni terk eder. Anhu kendisinde. Ve yerfe'u onu kaldırı hifzede. Yani onun istimali haramdır. Yoksa kaldırı batması değil. Abi öyle değil. Abi kaldırı batacak. Götürüp evinde hapsedecek değil. Ve lem yekün kezalik böylece olmadı. Ve lem yekün zalik bu olmadı. Bunlar elbise vesaire kesseydi. Lezi av gibi ki yömeri bi tahliyetihi tahliyesiyle emrolunur. Bırak azat et kesin. Öyle olmadı. Ve yetrükü hapsehu onun hapsini terk eder olmadı. Ve reynahu biz yine o mührimi gördük ki ise ahreme ihram etse ve ma'hu imratun. Onunla da ailesi var. Lem tümer bi itlakiha o kadın lem yömer bi itlakiha kadına talak ver diye emrolunmaz. Bel yömeri bi hifzeha ve savniha. Onu hifz et, sakla. Fekanetil mer'etü fî zâlik. Kadın oldu, kelli basi libas gibi oldu, ve teybi tıp gibi oldu, la kesseydi, av gibi değil. Avı hemen azat edip gidecek fakat teybi ve libası saklayacak, yarımdan çıktıktan sonra onları istimal edecek. Kadın da böyle, onu talak vermeyecek, tekrar bitmeyecek, ihramdan çıktıktan sonra kendisine helal olacak. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَٰلِكَ Buna kıyasen en yekûne ola fi istikbali akdi nikahin, akdi nikahın istikbalında da ola. Aleyha kadın akdi nikahla. Bu da böyle olur. Ve fi hükmü istikbali akdil milki ala siyabi ve tıybi. Siyab ve tıybin onların da milkiyetinin akdinin istikbalında o da ellezî yehillü lehu bihi onunla o adama helal olur. Ve akıs sebebiyle lübsü zâlik bunları giymek ve istemâluhu istemâli ba'del hurucu minel ihram ihramdan çıktıktan sonra helal olur. Yalnız öyleyse onların akdi caiz. Madem ihramdan sonra istemâli caiz öyleyse onların akdi de caiz. Bu böyle olur. Kıyasa nezerin böyle olur. Fekale kailun bir adam itiraz etti. Fakat reyna dedi ki fakat reyna biz gördük. Men tezevvece uhtehu minel rata'ar. Süt hemşiresini tezevvece eylese kâne nikâhuhu batilen. Bunun nikahı batil olur. Ve lev iştaraha onu satın alsa kâne şirâhu caizen. Mesela cariyeyi de satın aldı.
kendisi barisi nikah etmiyor ama satın aldı. Satın alması caiz. Ama nikah etmesi baki. فَكَانَ الشِّرَاءُ شِرَاءُ الْدِيَجُوزُ caiz olurken yok ede akdedile ala ma la yihillu vat'uhu vat'i halal olmayan bir şey işte bu cariye kendisinin ailesinin bacısını satın alması gibi. Böyle ola ve nikahu nikah la yecuzu caiz olmasen yok ede akdoluna ila illa ala men yihillu vat'uha vat'i halal olan bir kimseye o ola onun akdide akt olunmaz, nikah akt olunmaz illa veti halal olan bir kimseye bu nikahın akti caiz olur. Ve kânetil mer'etu kadın da oldu haramen haram oldu alel mührimi mührime cima'ı ona tekarrub etmek. Fennezzaru ala zalik buna kıyasen en yahrum haram ola aleyhi o adam üzerine nikahı ve onu nikah etmek ihramdayken buna kıyas eder. Nikahdayken de ihramdayken de nikah edemez. Çünkü ona tekarrub edecek ihramdayken de tekarrub edemez. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرِينَ عَلَيْهِمْ Dikerlerinin hüccetindendir bunların aleyhine fizalik bu mesele hakkındaki اَنَّا رَيْنَ السَّائِمَ biz oruçluyu gördük ve mu'tekife yatikaftaki adamı gördük حَرَامٌ لُكِدْ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ الْجِمَى bunların her birisine cima haramdır ve كُلُّنْ قَدَجْمَ اُلَامَانٍ hepsi icma ile derler ki اَنَّ حُرْمَةَ الْجِمَى عَلَيْهِمَا onların üzerine cimaın hürmeti la yemnâhuma onları men etmez min akdin nikah nikahın akdinden لَاَنْفُسِهِمَا kendi nefislerine اِذْكَانَ مَا حَرَّمَ الْجِمَا عَلَيْهِمَا onları cimayı haram kılan şey مِنْ ذَٰلِكَ بُدَنْ اِنَّمَا هُوَ حُرْمَةُ دِينٍ dinin haram kılmasıdır كَحُرْمَةِ حَيْدِ الْمَرْأَةِ kadının hayzinin haram olması gibi اَلَّذ۪ي لَا يَمْنَوْهَا مِرَكْدِ النِّكَاهِ kadına hayz halinde tekrar bitmesi haramdır ama fakat لَا يَمْنَوْهَا o kadını men etmez مِنْ اَكْدِ النِّكَاهِ عَلَى نَفْسَهَا kendi nefsinde nikahın aklında men eylemez. Hürmetül ihrami öyleyse ihramın hürmet için nazari nazarda eyza böylece kezalik böylecedir. O da haram değildir. Heyizli kadına kıyas edilirse. Ve kad reyna rıza allezi biz rıza'yı gördük ki la yücevizü tecviz etmez tezvic el mer'eti kadının tezvicini. Demek kânihi o aralarında süt meselesi olduğundan izâ taraya tarih olursa alın nikahı nikah üzerine. Nikahtan sonra bu süt meselesi girerse fesahın nikahı nikahı fesheder. Ve kezalike yine böylece la yecuzu istikbalın nikahı aleyh. Öyleyse süt sebebiyle ona istikbal da caiz olmaz. Madem nikah ederse haram olmaz, öyleyse nikahın sebebi istikbali o da caiz olmaz. Ve kânel ihramu ihram izâtara alen nikah nikah üzerine ariz olursa lem yefsehu onu feshetmez. İhramı fesk etmez. فَنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكُ buna kıyasen اِذَا اَنْ يَكُونَ اِحْرَمُ وَلَا لَا يَمْنَعُ اِسْتِقْبَالِ عُقْدَةِ النِّكَاهِ نِكَاهًا akdenin istikbalına mani olmaz olan nezer bu. وَحُرْمَةُ الْجِمَا اَمَّا جِمَعًا hürmeti bil ihram, ihram sebebiyle cimaan hürmeti ki hürmeti bil siyam orucun oruç sebebiyle haram olması gibidir. Sebabı müsavidir. Onun hürmeti, onun hürmeti gibidir. فَإِذَا كَانَتْ حُرْمَةُ الصِّيَامِ orucun hürmeti olursa لَا تَمْلَعُ مَعَنِ olmazsa akden nikah nikahın akdine فَكَذَٰلِكَ yine böylece mani olmaz hürmetül ihram ihramın hürmeti de mani olmaz لَا تَمْلَعُ مَعَنِ olmaz اُكْتَةً nikah nikahın akdine eyda böylece oruçlu iken evet kadına tekarrub etmesi caiz olmadığı gibi ihramdayken de tekarrub edemez bu buna benzer. فَهَذَا هُوَ النَّزَرْ işte nezer budur فِي هَذَا الْبَابِ bu bakta. وَهُوَ قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمِهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى bu imamın kavli de budur. وَقَدْ حَدَّسَنَا bizi rivayet bize rivayet eyledi Muhammed bin Huzeyme kâle حَدَّسَنَا حَجَّاجٌ kâle حَدَّسَنَا جَرِيرُ بن حَازِمْ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشْ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بِنْ مَسْعُودِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ اِبْرَاهِيمَ بِنْ خَيْزَنْ rivayet eyledi اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ هَزْرَتِ Abdullah bin Mesud kâne la yaray görmezdi, be'sen beis görmezdi. Ne de en yetezevvecel mührimin mührimin nikahlanmasında beis görmezdi. Haddesena Muhammedun, kâle haddesena Haccacun, kâle haddesena Hammadun, en Habibil Muallim, ve Kaysun ve Abdülkerime, en Atayin, en Nebni Abbasin radıyallahu anhuma. Bunlar rivayet eylediler ki Abdullah bin Abbas, kâne la yaray be'sen beis görmezdi. Ney en yetezevvecel mührimani kadın erkek ikisi de ihramda oldukları halde aralarında nikah kesilmesinde beis görmezdi. Haddesena Ruhu bin el-Ferec kâle haddesena Ahmed bin Salih
قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه. عبد الله بن محمد buyuruyor ki ben Enes bin Malik'e sordum رضي الله عنه neden en nikahı mührimi mührimin nikahında mührim ihramda olan bir kimse bir kadında evlenebilir mi, nikah kesebilir mi? Fekale buyurdu ki ve ma be'sün bihi, onda beis yoktur. Hel huve, bu olmadı. İlla kelbeyi, alışveriş gibi oldu. Alışveriş nasıl caiz ise bu da böyle caiz oldu. Bunun hülasesi şu oluyor ki mührim olan bir adam nikah yapabilir. Bir kadınla evlenebilir. Kadın olsun, erkek olsun birbirleriyle nikah kıyılabilir. Ama zifak olmaları caiz değildir ihramdan çıkıncaya kadar. Meselede uzun uzadıya bahsini, bahisleri geçti. İki tarafın rivayetleri var. İmam-ı Tahavi bunu güzel izah eyledi. Ve neticede neticeyi şuna bağladı ki ihramda olan bir kimse nikah kıyabilir, evlenebilir, başka bir kadının nikahını kıydırabilir. Bir kadını alacaksa onun talip olduğuna dair ona dövücü derler ya, dövücü olarak gider, onun sözünü alır, sözleşirler. İhramda bunlar caizdir. Yalnız ihramdan çıkıncaya kadar şeriat döşeğine gitmesi caiz değildir. İşte mesele burada bitiyor. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Vaktiyle 1404 Hicri tarihi Sefer ayının 21'inde bu ikinci cildi bitirmiştik. Vaktiyle Medine-i Münevvere'de, Babül Mecidi'de hususi dükkanın arkasında mahzende ders okuturken bunu talebelere okutmuştum. Ve 21 sefer 1404 tarihinde de bunu hitam etmiştik. Fakat bu cildin bantlarının ekserisi İzmir'e gönderildi. İzmir'den bir kısmını Tirinci Ali Efendi vasıtasıyla, Allah razı olsun, ondan talep ettik. Aradı, buldu, getirdi. Fakat bir kısımları kimlerin ellerinde kalmışsa bir türlü bulunamadı. Mecbur kaldım bu sene tekrar bu kaybolan bantların yerini doldurmaya. Onun için bugün bunu tamam eyledim. Allah-u Teala tevfikini refik eylesin. Üçüncü cildin bantları mevcuttur. Yalnız üçüncü cildin evvelinden de bir kaç bant noksandır. Onları da inşallah ikmal edeceğim. Şerh-i Mealil Asar'ın tercümesi tamam olmuş oluyor. Olacak burada inşallah. Yalnız şunu da arz ederim ki bu ikinci defa okuduğum bu doldurduğum bantlar evvelkisinden daha isabetli olsa gerek. Çünkü evvelce okudurken buraları bu kadar fazla üzerine düşmemiştim. Fakat bu ikinci defa okuturken gerek ravilerin isminde, gerek daha başka şeylerde daha biraz daha fazla tetebbü eyledim. Onun üzerine daha ben kendi nazarıma göre daha sıhhatli oldu. Fakat hatadan insan salim değil. Hatalarımız çok. Hele bir hasse tercüme işi zor. Hadis-i şerifte ve hasreten İmam-ı Tahavi'nin kıyas getirdiği yerlerde ibareler biraz zor olduğundan bunları ifade etmek biraz zor oldu. Muhakkak onlarda hatalarımız vardır. Fakat yani neticede hata yoktur. Netice neyse hüküm onda, hata etmedik inşallah da. Fakat ibarelerin Türkçe'ye çevrilişinde bazı hatalarımız var. Onun için bu hataları görürseniz de gören zatlar kusura kalmasınlar. Elimizden gelen budur. İnşallahü Teala daha bundan ibret alan ve daha kudretli ilmi, fehmi, zekası ve tercümeye daha kabiliyetli olan zatlar eğer arzu ederlerse aynı benim bantları alsınlar, dinlesinler, kendileri daha güzel yapabilirlerse daha güzelini yapsınlar. Ben buraya bir öncü oldum. Çünkü bu Şerh-i Mani'l Asar Türkiye'de intişar etmemiş. Ulema arasında pek büyük alimlerden başka diğerleri bilmezdiler.
delil itibariyle bizim Hanefi kitaplarında, fıkıh Hanefi kitaplarında delilleri pek yazmazlar. O yazanlar da bu İmam-ı Tahavi kadar değil. İmam-ı Tahavi her iki tarafın delillerini gayet mükemmel yazdığından dolayı yani bulunmaz bir eserdir. Onun için insan asıl kökünden malumat almak için bu kitabı güzelce okumalı. Tabi kitap muhtasar sayılır. Bu kitabın şerhi vardır eyninin. O şerhte tabi edildiği yoktur. İstanbul kütüphanelerinde bazı nüshaları var. Hindistan'da Şerh-i Manil Asar'a çok ehemmiyet vermişler. Haşiyeler, şerhler yapmışlar. Allah onlardan da razı olsun. Hatta Şeyh Muhammed Yusuf Kandehlevi bir şerh başlamış. Başından başlamış, Babül Vitre kadar dört muazzam cilt bir şerh yazmış. Yani kitabın tekriben sekizde biri kadar olur. Vefat etmiş, Allah rahmet eylesin, tamam edememiş. Ama gerisinde tamam eden öyle bir zat hali hazırda çıkmadı. İnşallah Teala çıkar, bu kitabın bu şerhinde tamam ederler. Şerh-i Manil Asar dört cilt olarak basılmıştır. Birinci ciltte Kitab-ı Tahare, Kitab-ı Salah, Kitab-ı Cenayiz üç kitap vardır. İkinci kitapta Kitab-ı Zeka, Kitab-ı Siyam, Kitab-ı Hac yani üç kitap vardır. Üçüncü cildinde Kitab-ı Nikah, Kitab-ı Talak, Kitab-ı Atak, Kitab-ı Eyman ve Nüzur, Kitab-ı Hudud, Kitab-ı Cinayet, Kitab-ı Siyer, Kitab-ı Vücuhil Fey ve Kasmül Ganaim ve Mesarif. Dokuz kitap vardır. Ha, bir de Kitab-ı Hacce fi enne fethe Mekke kânet adbe. Bununla beraber dokuz kitap oluyor. Dördüncüsünde ise Kitab-ı Biyo, Kitab-ı Sarf, Kitab-ı Hibeti ve Sadaka, Kitab-ı Rehin, Kitab-ı Müzara'ati ve Müsafa, Kitab-ı Şuf'a, Kitab-ı Kazai ve Şehadat, Kitab-ı Sayyid ve Zebaih ve Adahi, Kitab-ı Erşibe, Kitab-ı Kerahiye, Kitab-ı Ziyadat, Kitab-ı Vesaya, Kitab-ı Feraid diye 13 kitap vardır. Hepsini 28 kitaba ayırmıştır. 28 kitabı ayırmış olduğu, yani bu 4 ciltte muhtelif bablar vardır. İhtilaflı olan meseleleri gayet güzetle izah buyurmuştur. Tabii kitabı bilenler, okuyanlar alır bakarlar, daha büyük istifade ederler. Bizim bakları da korsa kitabı okurken kitaba bakar, bizim de bantları dinlerse, eğer Arapçaya vukufi varsa ona bir yardımcı olur. Yok Arapçaya vukufi yoksa, Arapçayı anlamazsa, bizim batları dinlerken hemen hadislerde biz dört mezhebin, daha başka mezheplerde var, onların delillerini okurken mezheplere vukufu olmayan bir adam bir hadisi şerif gelir, hadisi şerifi alır, aman hüküm böyledir demesin. O bahsin başından sonuna kadar o bandı dinlesin. Neticede İmam-ı Ebu Hanife'nin görüşü, onun içtihadi, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in görüşleri orada izah edilir. Neticeye gelmemiş hüküm vermesin. Çünkü İmam-ı Tahavi'nin adeti evvela bir bahsi aldı mı? Mesela Kitab-ı Nikah diyor. Yahut da Kitab-ı Talak diyor. Orada muhtelif görüşler var. Muhtelif mezhepler var. Evvela muhaliflerin mezheplerini beyan eder. Ondan sonra sonunda da İmam Ebu Hanife'nin içtihadını beyan eder. Onun için her bahsin evvelinde okunan hadisler sonradan gelen başka hadislerle muariz olduğundan dolayı kuvvetli hangisi ise onu almış ve sonunda da ve bihi kâle Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed diye buyurmuştur. Yani alelacele etmesin, bir adam bandı iyice güzel dinlesin, bandın o bahsin sonunda ne netice gelirse işte İmam Ebu Hanife'nin mezhebi budur, ona göre meseleyi öğrenmiş olur ve ona göre hareket etmiş olur. Bu ikinci kitabın son meselesi Kitab-ı Menasikil Hac oldu ve bunu burada bitirdik. Üçüncü kitabın meselesine başlayacağız. Üçüncü kitabın evvelinde de Kitab-ı Nikah diyor. Onda da noksan olan bakları ikmal edeceğiz. Bu okuduğumuz, bunu söylediğimiz bu tarih
Safer ayı 1410. 10 sene, yani aradan aşağı yukarı 6 sene geçmiş. 6 sene evvel bu kitabı okutmuştuk. Bu ikinci babını, ötekilerini sonradan okuttuk. 6 sene sonra gayb olan babların yerine yeniden baklar doldurduk. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri inşallahü teala bizim sebebi mağfiretimiz eder. Dinleyen adamlar bize de dua ederler. Biz ölüp gittikten sonra, toprak altında kaldıktan sonra geriden bize bir duaya vesile olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir adam öldükten sonra onun defteri, ameli dürülür. Yani yazılmaz onun defterine. Bir hasenat, bir şey yazılmaz. Nasıl seyyiat yazılmazsa öldükten sonra hasenat da yazılmaz. Yalnız bazı sebepler var ki o sebepler dolayısıyla onun defteri hasenatını, haseneler yazılır. Onlar hadisi şerifte 3 geliyor. Fakat diğer hadislerde de geliyor. Ta 20'ye kadar o sebepler zikrediliyor. Onlardan birisi de bir ilmi nafi, bir adam neşrederse o ilimle amel edildiği müddetçe o ilmi neşreden adamın defteri hasenatına haseneler yazılır. İnşallah bizim de gerek Şerh-i Meani'l Asar, gerekse El-Akîdetü Tehaviye, o da 10 bantta, onu da tercüme ettik inşallah. O bir de El-İşâfe Eşrat-ı Sa'a var. O da 77 kadar bir band oldu ama onu okuturken bantlar adi bantlar idi. Makine değil, bir makine değil idi. Bozuk çıktı. İnşallah Teala Cenab-ı Hak nesil ve müyesser ederse bu El-İşâfe Eşrat-ı Sa'yı da yeniden bir defa okuyup sağlam bantlara dolduracağım. Belki o da 70 mi olur, aşağı mı yukarı mı neyse olursa o da mühimdir. O da bilhassa ahir zamanda zuhur edecek Mehdi ve Deccal, kıyametin küçük alametleri, büyük alametleri çok bahsediyor. O ne? Yani talib-i ilim olsun, talib-i ilim olmasın. Fitneleri öğrenmek için onu alıp okuması çok faydalıdır. Bilhassa her adam çıkıyor, ben Mehdi'yim de iddia ediyor. Halbuki Mehdi'nin alametleri var, evsafı var, kitaplarda yazılı. Bunlar olmadıkça her bir adam kalkıp da ben Mehdi'yim derse ona inanılmaz. İlla ki onun evsafi bulunacak, şartları bulunacak. Uzun uzadıya o kitapta bahsediliyor. Malumatı oradan alabilirler. Bir de Guduri Şerhi Lübab. Bunu yine Medine-i Münevvere'de, Babül Mecid'de, Babül Mecid'de dükkanın arkasındaki hususi yerimde bunu talebelere okudurken aşağı yukarı yarısına kadar okuttum. 100 band kadar oldu. Fakat ondan sonra talebelerin çokluğu ve adamların gelmesi hükümetin nezere dikkatini celbettiğinden dolayı bu dersi terk edin diye ihtarda bulundular. Biz de o dersi terk ettik, daha da okudamadık. O kitap öyle yarım kaldı. O 100 banttır. Lübab'ın yarısına kadardır. O da fıkıh hanefi öğrenmeyi için faydalı bir eserdir. Lübab Guduri'nin şerhidir. Biz şerhi okuttuk, Sede Guduri'yi değil de onun da faydası iyidir. Arzu edenler olursa o da bulunur. Ondan da alıp istifade edebilirler. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.